Neyse. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kukoy'un böyle bir olayı var. Ben yeni fark ettim. Daha önce var mı bilmiyorum. Ne zaman başladı bilmiyorum. Botlarla sizi nasıl düdüklüyorlar onu göstereceğim. Ama önce olayını anlatayım. Buradan Create Bot diyorsun. Burada parametreyi seçiyorsun. Elindeki coinlerden. Trading account'unda olan coin'lerden birini seçiyorsun. ben seçemiyorum tabi. Çünkü trading akanında kim var bilemiyorum. Şöyle bakalım. Burada olanlardan biri var mı? Man vardı. Şuradan işte man seçiyorsun. İstiyorsan dolar koyuyorsun doların varsa İstiyorsan coin'i koyuyorsun ama coin'i koyduğunda sana diyor en az şu kadar şey yapabilirsin İşte 100 tane man koyduk mesela gene şey yapamadık niye böyle yapıyor ya bu İlla bana transfer ettirecek bak. Tamam transfer et şuradan. Şuradan 200 kcs transfer ediyorsun tamam mı? Buraya geliyorum. Create bot diyorsun. Şurada şey yazıyorsun. Kcs sadece kcs kullan diyorsun. İşte 150 tane yazıyorsun. Great dedim mi? Bunun karşılığı diyor. Bir kısmı şeyi satacağım ben diyor. Çünkü çift taraflı yapıyor ya o işi. Al satı. Hani KC sat satıyor. Bir de şey alıyor. KC alıyor. Bot sürekli. Sürekli yapıyor bunu. Her bir harekette şu kadar kar veririm belki diyor sana. Trading fee olarak da şu kadar keserim diyor. İşte 0.31 ile 0.75 arası kar olur belki diyor. E, 008 de trading fee keserim diyor. Buna okey dedim mi? Şu KCS'lerini e, 150 dolarlık KCS'yi kafadan satıyor tamam mı? Ki dolar şeyi olsun. Ben tabii ki yapmıyorum. O zaman zarara giriyorum. Onu. Bunu yaptıktan sonra burada mesela ben bir tanesini de yaptım. Şunu da. Bak 3 dolar zararda bu. Gündüz kardaydı falan filan. Şimdi seni botlarla nasıl düdüklüyorlar burada? Ha bu Bitcoin'de. Daha önce diyordum ya bak burada sen fee ödüyorsun. Şurada yaptığın işlemlerde. Hani bot kuracağım diyorsun ya şurada. Şöyle KCS yazıyorsun ya buraya. Sadece KCS kullan diyorsun ya mesela da herhangi bir şey. Create dediğinde sen her işlemde şu kadar %0.8 fee ödüyorsun ya. Bu herif burada ödemiyor onu. Bu adam onu burada ödemediği için sonuç bu oluyor. Herhangi bir bot çalıştırdığında detaya, detaya geliyorsun. Burada bunlar order history. Bak bu DYP denen coin de benim kurduğum bot. Order history'ye bakıyorsun. almış satmış, almış satmış, almış satmış tamam mı? Bot, bot kendisi. Almış satmış, almış satmış. Bak aldığı fiyat 0, 49.52'yi sattığı fiyat yine aynı fiyattan satıyor. Bak şuradan almış, aynı miktarı düşerken şuradan satmış. 0.49 22'de almış, 0.49 52de satmış. 0.49 52de almış, 0.49 22'de almış, 0.4952'de de satmış. Şurada da yaptığı karı gösteriyor. 0.007 dolar. Sen uğraşır mısın bu kadar para için? 007 dolar. 07 bile değil. 007 dolar. Ama bunu günde böyle binlerce kez yapıyor bunu. Bak şu an sana yaptırıyor bunu. 08 fi keserek. Abi de zararda. 3 dolar da yemiş senden. Ha burada bunu fi'siz yapıyor. CZ Paşa. Ve onun arkadaşları. Görüyorsun karı. Bunu böyle binlerce kez yap, yaptığını düşün. 0.007'yi. 10 kere yapsa 0.7. 100 kere yapsa 0.7. 1000 kere yapsa 7 dolar değil mi? Tek bir pay'irde. Günde 1000 kere yapsa tek bir pay'irde durup dururken 7 dolar kazanıyor. Bak burada benim kurduğum ne olduğunu bilmediğim KuCoin'in nasıl işlem yaptığını bile bilmediğim neye göre arbitraj yapıyor neye göre alıp satıyor bunu onu bilmiyorum bulamadım da neye göre yaptığını hangi hareketli ortalamaya göre var mı bir hareketli ortalaması parametreler diyor burada da hani ne bu şimdi Stop price enter price bilmem ne falan filan hani bu, bu ne böyle bot mu olur Ama böyle al sat al yapıyor Bak kâra bak ya. 0.07 0.07 böyle kar ediyor tamam mı göya bu. Kar ya da zarar ediyor. 0069 falan filan. Bunu binlerce kez yapıyorlar günde. Böyle böyle topluyor senden o paraları. 0.07 dolar 0.07 dolar diye düdüklüyor işte seni. Burada binlerce bot çalışıyor. bakıyorsun şurada. Sadece KuCoin'de de 3 milyon 371 365 tane bot yaratılmış şu ana kadar. Bu şekilde Kucoin'de her pair'de işlem yapıyor. Bunu kullanıcılar yapmış. Bir kısmını Kucoin kendisi yapıyor zaten. Sen ben de yapabiliyorsun onu ama hani e, sen ben yaptım ama sonuç bu oluyor işte. Bak 4 dolar zararda. Sana da burada bot kastırtıyorum. Bot'la işlem yaptırtıyorum. Ayağına buradan yiyorlar seni bak. 5 dolar kardaydı şimdi 4 dolar zararda falan filan. Böyle takılıyor işte sen de para kazandım sanıyorsun. Ama asıl parayı bunlar götürüyor burada. Bıdık 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 böyle. Ufacık 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 tırtıklıyor. Sürekli tırtıklıyor. Çünkü sen fi ödüyorsun o ödemiyor. O işlemler için. Kendi kendine fi ödecek hali yok. Böyle görüyorum Saçma sapan rakamlar bak. Bak 48 62 almış, 48 92 satmış. Bir kısmını. Sonra 48 62 satmış yine. Böyle böyle 48 49 52'de satmış. Neye göre yapıyor bunu bilmiyorum. 49 22'de tekrar almış, 48 62 almış. 48 92 almış, 48 32 almış. 48-62'de satmış. Mesela şöyle yapıyor. 48-32'de aldığı kısmı 48-62'de satıyor. İşte 48-92'de aldığını işte 48 işte 95'e çıkınca satıyor. Öyle öyle binlerce işlem yapıyor. Bu sana verdiği bak. Sana burada bedava. bedava da değil ama sana kalkuldan diye yaptırdıkları bu. Kendi web sitesinde. Bir de sana yaptırmadıkları var. İşte Google Earth gibi işte. Yani Google Earth sana bedava veriyor ya. Hani Berlin'deki adamın gazetesini okuyabiliyorsun ya Google Earth'te. Bir de sana vermediği var o Google Earth. Kim bilir ne, ne nasıl bir şey o. Sana vermedi. Bunlarınki de öyle işte. Sana verdiği bu. Bu kadar kazanıyorsun ya da kaybediyorsun. Bu kadar işlem yapıyor. Bir de sana vermediği var işte burada. Düzüklemek için. Bunu böyle indirmek için kullandı. Hep organik işte bunlar. Hep organik. Böyle silkeliyorlar işte adamı. Her ne hikmetse işte diyorum ya bak buradan dönüyor. Tam 48.500'e geliyor. 48.500 dalga geçer gibi. Yani bir kişi bile 48.000 yani 40 e, 42, 1000 işte 42.499'a koyamıyor satış nasılsa. 42.500'den net rakam ya dalga geçiyorlar. 42.500 net rakam. 42.500.01 değil. Değil yani. Milyonlarca adam trade yapıyor gaya. Ama tam 42.500'den dönebiliyor bu. Bir kişi bile 42 bire alım girmiyor. 42.499'a satım girmiyor. Oraya geldiğinde. Nasıl oluyorsa buradan dönüyor bu. E sen de yiyorsun işte silkeleme diye. Hepsi bot. Bütün marketi botlar ele geçirmiş. Geçirtmişler yani. Botlar botları yiyor işte şu anda. Zaten doğru düzgün alan yok. Hani bunun başında Allah aşkına sen uğraşı, uğraşır mısın böyle? Hiç uğraştı mı böyle? Yani 0.49.52'den alıp işte 0.49.55'ten satar mısın? Uğraşılır mı bununla? aldıktan bir saniye sonra satman lazım bunu. Sen bunu yapman imkansız bir kere. Mümkün değil yani fiziksel olarak mümkün değil bunu yapman. Doğal olarak normal kullanıcı zaten fiyata bakmadan alıyor yani. 42.500'e gelsin de alayım demiyor yani. O aralara geldiyse direkt market payı çekiyor zaten. Normal insan kullanıcılar. Ya sen ne zaman Allah aşkına şey yaptın. Ya işte analiz yaptın. İşte şey yaptın. Böyle bir trend çizdin. Bilmem ne çizdin. İşte şöyle işte tam şuraya gelirse alırım. Dedin. Oraya ordur girdiğinde dönden bir kere vermiyor zaten onu. Bin kere yaşadık. Bin kere de burada gösterdim. Atıyorum tam 42.500'e order giriyorsun. 42.501'den döndürüyor. Gerek de sana veriyorsa zaten bunun çakıyor zaten daha aşağı